Arkadaşlar merhaba. Termodinamik 2 dersimize başlıyoruz. Bugün yeni bir konuyla devam edeceğiz. Evet, buharlı güç çevrimleriyle devam edelim. gaz akışkanlı güç çevrimlerini işledik. Termodinamik 1'de öğrendiğimiz tüm bilgileri kullandık. Buharlı güç çevrimlerinde de termodinamik 1 dersinde öğrendiğimiz tüm bilgileri kullanacağız. Ve çevrimleri modelleyeceğiz birlikte. Hem ideal olarak hem e, egzerjetik olarak yani egzerci verimlerini de dikkate alarak e, gerçeğe yakın olarak e, da modelleyeceğiz. İş akışkanının çevrimde dönüşümlü olarak buharlaştırıldığı ve yoğuşturulduğu buharlı güç çevrimlerini ele alacağız. Hani buharlı güç çevrimi derken burada su akışkanını kullanacağız tabii ki. E, bunların başında da Rankin çevrimi geliyor. Buharlı güç çevrimleri için ideal bir çevrim. Tabii Rankin çevrimlerini biz e, egzersizlik açıdan da değerlendirip burada egzersiz yok oluşlarına da bakabileceğiz. Ama biz öncelikle bir ideal çevrim nasıl olur ona kısaca bakalım. Dediğim gibi bildiğiniz konular bütün termodinamik bir de öğrendiğimiz konuları burada birleştiriyoruz. Rankin çevrimi içinde basit bir şema çizersek arkadaşlar kazan, türbin, yoğuşturucu ve pompadan oluşan basit bir çevrim. Ee, bu çevrim çerçevesinde e, örneğin pompayı ele alırsak pompaya bir noktasından giriş, iki noktasından çıkış var. Pompada izantropik sıkıştırmayı göz önüne alacağız. Tabi izantropik verim verilirse e, oradan gerçek duruma da geçeceğiz. Pompanın girişi her zaman e, doymuş sıvı veya e, sıkıştırılmış sıvı olmak zorunda. Çünkü pompaya e, su girişi bu şekilde olursa pompanın verimi daha çok artıyor. Onun için pompanın girişini biz sıkıştırılmış sıvı veya doymuş sıvı olarak ele alıyoruz. Çıkışta doymuş sıvı olabilir kazan girişi çerçevesinde. Tabii ki iki noktasında basınç daha da artacak. 2 ile 3 arası kazanda sabit basınçta ısı girişi. Bak sabit basınçta diyor. Yani kazan bir ısı değiştirici. Isı değiştiricilerde de biz termodinamikte basıncı sabit alıyoruz. 2 ve 3 noktasındaki basınçlar sabit. Kazanda tabii ki akışkana bir ısı girişi var. Bu ısı girişi çerçevesinde e, doymuş buhar veya e, biz kızgın buhar isteriz zaten. 3 noktasını kızgın buhar haline getirmek istiyoruz. Türbüne kızgın buhar girişi olduğunda verim e, en yüksek seviyeye ulaşıyor. 3-4 arası türbünde izantropik genişleme, e, İzantropik verimi verirse tabii ona göre de işlemleri yapıyoruz. Dört noktasından itibaren e, e, türbinden ya ıslak buhar olarak veya doymuş buhar olarak çıkan akışkan yoğuşturucuda doymuş sıvı veya sıkıştırmış sıvı haline getiriliyor. Tabii ki yoğuşturucudan ısı çıkışı olacak. Tabii yoğuşturucuda bir ısı değiştirici, sabit basıçta bir işlem yapacağız. Kazan türbin, yoğuşturucu ve pompa bizim için önemli. Her birini tek tek e, incelemiştik burada birleştirilmiş olarak çevrim altında bunları inceleyeceğiz. Bizim için TV ve TS diyaramları önemli. Buradaki TS diyaramı arkadaşlar şurada S çıkmamış. TS diyaramını dikkate alırsak birden başlayıp bire gelen bu çevrimde bir ve iki noktası arası pompa ve pompada Entropiyi sabit alırsak izantropik bir sıkıştırma meydana gelecek. O zaman TS diyagramında diyarımında birden ikiye e, dik olarak gideceğiz. Bir noktasını burada doymuş e, sıvı almış. iki noktası sıkıştırılmış sıvı. Sıkıştırılmış sıvıyı iki noktasından alıp e, üç noktasına getiriyoruz kazan aracılığıyla. Tabii kazana ısı girişi oluyor. İki ile üç arası gördüğünüz gibi bu sabit basınç eğrisi. E, sabit basınç içerisinde ilerleyip kızgın buhar noktasına geliyor. 3 ile 4 arası türbin, e, izantropik genişleme, e, entropi sabit, türbinden e, iş eldesi var. Bu çerçevede 4 noktası ıslak buhara düşebilir, e, Doğmuş doymuş e, buhar noktasına düşebilir. Bu çerçevede 3 ile 4 arasında değerlendirip dörtten 1'e tekrar sistemi ısı alarak sabit e, basınçta getirebiliyoruz. TS diyarımı içinde de bunu söyleyebiliriz. Rankin çevreminin ısıl verimini biz tabii ki biraz sonra örneklerde de ele alacağız. Şurada elde ettiğimiz e, türbin e, gücü var. Burada pompaya bir e, güç veriyoruz. Bu ikisinin farkı V net. E, net güç bölü giren ısı. Tabii ki bu giren ısı çerçevesinde bir net iş elde ediyoruz. O zaman verimi o şekilde tanımlayabiliriz. Tabii ki Vnet'i Q'lar dizisinden de yazdığımızda arkadaşlar bu eşitlik bir eksi Q çıkan bölü Q girene de denk geliyor. Bu konuları biliyoruz zaten. Isıl verimi rankin çevrimi için bu şekilde tanımlayabiliriz. Verim bizim için önemli. Tabii egzersizlik verimi de örneklerde yeri geldikçe ele alacağız. Şimdi konuya ayrıntılı olarak bir soru kapsamında bakalım. Rankin çevrimi e, buharlı güç çevrimleri için ideal çevrim demişiz. E, kazan, yoğuşturucu, türbin ve pompa için e, şekli tekrar ele almışız. Amaç doymuş buhar ya da kızgın buhar ile türbini çalıştırmak ve iş elde etmek. Su türbinleri potansiyel enerji farkıyla çalışırken bak su, tür, su türbinleri de var sonuçta. Bunlar buhar türbini buhar türbinleri genellikle kızgın buharın yüksek enerji potansiyeli ile çalışır diye de bir not almışım. Ee, buhar türbünü çerçevesinde Rankin çevrimini inceleyeceğiz. Zaten adı buharlı güç çevrimleri. Biraz önce anlattık arkadaşlar. 1 ile 2 arasında ne oluyor? 2 ile 3 arasında, 3 ile 4 arasında ve 4 ile 1 arasında ne oluyor? Onu biraz önce ele aldık. Yine önemli noktaları söylemek gerekirse pompa girişi doymuş sıvı veya sıkıştırılmış sıvı olabilir. Su pompaları bu şekilde çalışır demişim. Yoğuşturucu doymuş buhar veya ıslak e, buharı doymuş sıvıya veya sıkıştırmış sıvıya dönüştürür demişim. Sonuçta bu noktaları biraz önce konuştuk. Kazan doymuş sıvıyı veya sıkıştırılmış sıvıyı doymuş buhara veya kızgın buhara dönüştürür demişim. Örnek üstünden gitmek daha güzel. Şimdi Rankin çevrimi için e, şu örneği adım adım yapalım. Arkadaşlar bu e, bilgiler elinizde yazılı olarak da var. Oradan da takip edebilirsiniz. Rankin çevrimi e, 210 megawatt gücünde çalışıyormuş. Gücünü vermiş e, e, bu problemde. Buhar türbine 10 megapaskal ve 500 derece değerinde giriyor. Tabii bu kızgın buhar değerleri artık hani biliyoruz 10 megapaskal ve 500 derece yüksek değer kızgın buhara denk geliyor. Ama istersek onu da ispatlayabiliriz. Yoğuşturucu 10, kilo basınçta soğuyor. Çevrimin izantropik verimi 0.85. Bak çevrimin izantropik verimi bunu kullanacağız. Türbünden çıkan buharın kuruluk derecesini, çevriminin verimini ve buharın debisini hesaplayacağız. Adım adım gidiyoruz demiştik. Ee, çevrimin gücü yani elde edilen iş, iş çıktısı verilmiş bize. Ve net 210 megawatt. Arkadaşlar hani birim wattsı üzerine nokta koyuyorduk. O zaman ee, Vnet net 210 megawatt olarak verilmiş. Tamam. Yani şekil elinizde var. Ben dönüp bakacağım da. E, üç noktası e, türbin girişi olarak almışız. Tamam. Türbin girişi için üç noktasının özellikleri arkadaşlar soruda verilmiş. E, P3 e, 10 MPa veya 10 üzeri 4 kPa. T3 500 derece santigrat. E, bu özellikleri biraz sonra kullanacağız analiz analizimizde. Burada verilenleri yazmışız. Yoğuşturucu basıncı P1 eşittir P4 10 kPa olarak verilmiş. Bak. 1 ile 4 noktası yoğuşturucu, ısı değiştirici. Burada basınç değişmez. Ee, o zaman o değerler de bize verilmiş. Tamam. Buraya yazmışım yine arkadaşlar. Isı değiştiricilerde bir miktar basınç düşüşü olsa da bunu biz akışkanlar mekaniğinde işliyoruz. Kazan ve yoğuşturucuda giren basınçlar çıkan basınçlara eşit alınıyor termodinamikte. Tabii ki boru boyları büyüdükçe yani basış düşüşünü göz önüne almak gerekir ama biz termodinamikte almıyoruz. Ayrıntılı hesap yapmak gerekirse alınabilir. Şimdi termodinamik analizimize başlayalım. Arkadaşlar ben burada geçmişi de hatırlatarak bu soruyu adım adım çözmeye çalıştım. İçine her türlü bilgiyi yerleştirmeye çalıştım. Beraber bir bakalım. Pompa için enerjinin korunumuyla başlamışım. Şimdi pompayı ele alalım. Pompa da bir e, kütleyle enerji girişi var sonuçta bir noktadan e, bir noktasından iki noktasında kütleyle enerji çıkışı var. Pompanın sınırını bu şekilde alırsak sınırı delen bir e, güç girişi var, elektrik e, işi girişi var. Bu sisteme sonuçta bu sistem elektrikle çalışıyor ve bir noktasından iki noktasına kütlenin basıncını arttırarak hareket et, kütlenin hareket etmesini sağlıyor. Birinci yasa analizi. E giren eksiye çıkan eşit işte delta e sistem. Tabii ki sürekli atışla çalışıyorsak burası sıfır. Elimizde giren olarak pompa gücü. Kütle e kütle bir ve çıkan olarak e kütle iki yer aldı. Düzenlersek e, pompaya giren güç e kütle iki eksi e kütle bir olacak. Bunu jül biriminde yazmışız tabii ki yukarıda. Gerektiğinde vata e, çevireceğiz. Arkadaşlar bak adım adım yaptım ben burada. E, pompa girişini E, e kütle 2 ve E kütle 1 cinsinden yaz, yazdık. Bunu açarsak M2 e, kütlesi H2 artı e, kinetik enerji artı potansiyel enerji 2. Yani entalpi özgül entarpi. Eksi M1 e, özgür entarpi 1, kinetik enerji 1, potansiyel enerji 1 olarak bunu açıkça yazabiliriz. Sürekli akışta 1 ve 2 yani kütleler birbirine eşit kütlenin korunumu gereği. Bu soruda kütle verilmemiş. Bir alalım, bir kilogram olsun dedik. Bakın sorularda da öyle yapabilirsiniz. Kütleyi herhangi bir şekilde hesaplayamıyorsak bir alabiliriz. O zaman küçük V ile yazarsak, yani jül bölü kilogram biriminde yazarsak, Pompa girişi H2 eksi 1 kinetik enerji 2 eksi kinetik enerji 1, potansiyel enerji 2 eksi potansiyel enerji 1 olarak yazılabilir. Adım adım gidiyoruz şimdi biz, geçmişi de bir tekrar ediyoruz. Potansiyel enerji iki eksi potansiyel enerji bir giriş çıkış arasındaki yükseklik farkı az olduğu için pompada arkadaşlar pompa ile çıkışı arasındaki yükseklik farkı az olduğu için bu potansiyel enerjiler birbirine eşit alınabilir. Yani burası sıfır oluyor. Ben geçmişte termodinamik bir de bunu da ispatlamıştım. Yani çok az çıkıyor. Pompalar pompa ile çıkışı arasında bir yükseklik farkı alsak dahi bu fark az çıktığı için sonucu çok etkilemiyor. Kinetik enerjilere bakalım. Pompanın giriş çapı çıkış çapını eşitse hız değişmez. Akışkanlar mekaniğinden biliyoruz. Dolayısıyla kinetik enerjiler de birbirine eşit olur. Bu soruda da ayrıntı vermemiş. Pompa giriş çapı çıkış çapı vermemiş. E, verse bile yine bunlar küçük değerde çıkabiliyor ama verirse mutlaka hesaba kaçacağız. Belli de olmuyor ama burada verilmediği için burası sıfır. Bak bazı sorularda verir. Pompa giriş çapı çıkış çapı şu derse ee, ve e, gerekli bilgileri verirse, lazım olan bilgileri verirse kinetik enerjileri hesaplayacağız. Elimizde H2-H1 kaldı pompa için. Bunu açalım arkadaşlar. Pompada ne yapıyorduk hatırlayacağız şimdi. Özgür e, entalpi, e, özgül iç enerji artı e, Basınç e, çarpı özgül hacme eşit. H2-H1'i değerlendireceğiz. H'yi e gö göz önüne aldık. Pompada biraz ısınma olsa da bu ihmal edilir. Ve iç enerji değişimi göz önüne alınmaz demişim. Yani bu ihmal edilir demek derken U, U için diyoruz. Pompada biraz ısınma olsa daha iyi. Sonuçta iç enerji ısın, ısınmayla, sıcaklıkla ilgili bir e, olay. E, sıcaklıklar fazla değişmiyorsa arkadaşlar pompada, pompa sıcaklığı fazla değişmiyorsa U bir eşittir. Yani pompanın içindeki akışkan e, sıcaklığı değişmiyorsa anlamında bu sonuç olarak. Sistemin sıcaklığı diyelim de daha doğru olsun. U2 eşittir. U1 alıyoruz. Pompa için şurayı ihmal edebiliyoruz. Pompa için. Pompada asıl amaç basınç farkı oluşturmaktır. Bu sayede akışkan birden ikiye taşınır demişim. Yani P1 e, eşittir P2 alamayız. Yani şu P'yi ihmal edemeyiz zaten. Zaten e, kesinlikle P2 büyük. P1 olmak zorunda pompada. Sıkıştırılamaz akışkanlar için e, özgür hacim değişimi de çok azdır. Arkadaşlar su sıkıştırılamaz bir akışkan. Özgür hacim değişimi e, belli sıcaklıklar yani yüksek sıcaklıklarda çalışmıyor pompa. E, belli sıcaklıklarda özgül e, hacim değişimi ihmal edilebiliyor. V2 eşittir V1 olabiliyor. O zaman e, şu U, e, H U artı PV'de U'yu ihmal ediyoruz. Yok, P'yi edemeyeceğiz. V'yi göz önüne alırsak H2 eksi H1'de V2 eksi -V1 V1'i birbirine yakın olduğu için şuradan sonuca geçelim. E, V1 e, eşittir V2. Onu direkt V olarak e, al, alabileceğiz. Özgür hacim olarak. Yani sonuç. Po, e, pompadaki giriş gücünü hesaplarken biz V2 P2 eksi V1 P1 yazabileceğimiz gibi bu iki değer birbirine yakın olduğu için V çarpı P2 eksi P1 yazacağız. İdeal pompa için kullanacağımız eşitlik bu. Bakın buraya H2 eksi H1 de yazabilirsin. Yani Girişin e, entalpisiyle çıkışın entalpisini Tablodan ölçersen ya da e, okursan e, buradaki e, sonuca yakın sonuç verir. Yani illane P2 eksi P1 çarpı V değil. Tablodan H2 ile H1 okuyabiliyorsak tamam. Ama bazen e, buradan bir P2 değerini çekmek de gerekebiliyor. Aynı H2 eksi H1 eşittir. V çarpı P2 eksi P1. Birbirine çok yakın değer verir. Ama ideal pompa için bak bu. Tamam bu bilgileri hatırlamış olduk. Gelelim pompa izantropik verimine. Bunları biliyoruz. Pompa izantropik verimi ve pompa giren ideal bölü ve pompa giren gerçek olarak yazabiliriz. Sonra da izantropik verim 0.85 verilmiş. Yani bütün çevrimindeki izantropik verimleri 0.85 al demek istemiş. Buraya da yazmışım zaten. Bak adım adım çözüyoruz zaten. Pompanın ve türbin izantropik verimleri 0.85 olarak alınabilir. Arkadaşlar yukarıda v pompa giren ideal demişiz. Yukarıdaki eşitlik yani ideal eşitliğini V çarpı P2 eksi P1. V çarpı P2 eksi P1'i yukarıya yerleştirdik. Aşağıda gerçek pompa gireni bulacağız. Bakalım şimdi P1 eşittir P4 10 kilo Pascal verilmiş bu tamam. Pompa girişi için bak H1 değeri 191.81 kilojül kilogram olarak tablodan alınmış. V1 değeri 0.00101 metreküp bölü kilogram olarak tablodan alınmış. Bakın şimdi pompa girişi ile çıkışı arasındaki arkadaşlar sıcaklık farkı az olduğundan dolayı zaten v 1 eşit V1F olarak alabiliyoruz. Ama entalpide bak aşağıda anlatmışım ben entalpide şu uzun eşitliği kullanıyordu. Ama düşük sıcaklıklarda H1 yaklaşık H1F çıkıyor. Yani bu şekilde alabiliriz pompa için. Ama burada yine hatırlatmak amacıyla e, soruda e, ben bunu açıkça dile getirmişim. Ona da bir kısaca bakalım. Gerçekte e işte E1 eşittir E1F artı V1F P1 eksi P doyma 1'di. Ama buraya ne demişiz? Sıcaklık değeri için özellik bu, bu sıcaklık değerleri için buradaki özellikler seçilmelidir demişim. HF1 ve v VF1 sıcaklığın önde olduğu tablodan alınmalıdır. Tabii sıcaklığın önde olduğu tablo, tablo A4 diye hatırlıyorum ben. Oradan alınmalıdır. Ama düşük basınçlarda basınç değeri karşısındaki değerler alınabilir. Ya bu da ek bilgi yani sıcaklığı kesinlikle kullanacağız ama pompa e, da veya veya düşük basınçlarda e, basınç değeri karşısındaki değerler de alınabilir. Bunu tabloları çalıştığımızda e, o, o, e, bu şekilde yaptığımızda e, birbirine çok yakın değerler çıkıyor. Bak ben buraya demişim yine tablo A4 ve A5'i inceleyin. Yani bir mühendis olarak buna bir bakın. Belirli bir basınca kadar fark etmediğini göreceksiniz demişim. Tamam burada ek bilgi bunlar hep. P1 eşittir P1 doygu olduğu için de pompa için H1 eşittir H1F alınabilir demişim. Bu ek bilgiyi geçelim. Evet V pompa giren ideal V çarpı P2 eksi P1'di. V değerini tablodan aldık bu, bu şekilde. P2 değeri e, soruda var. 10 üzeri 4'e çevirmişiz kilopaskal olarak. Biraz önce konuştuk. P1 değeri soruda var. 10 kilopaskal. O zaman ideal e, pompaya giren güç 10 veya 10.09 kilojül bölü kilogram. Bak her türlü bilgiyi buraya yazmışım. Kazanda basınç değişmez. P2 eşittir. De P3 oradan bu P2'yi hallettik. 0.85. 10.09 bölü VPG gerçek. O zaman gerçek değer 11.87. Bakın bu da esasında ideale yakın çıktı. Sonuçta yüzde 85'lik bir e, izentropik verim var. Ama elimizde verim varsa tabii ki gerçek değeri bulacağız. 11.87 kilojül bölü kilogram pompaya giren gerçek güç değeri. Arkadaşlar elinizde bunlar yazılı olarak var. Güzelce tekrar inceleyin. Ben e, geçmişi hatırlamak e, adına bu soruyu adım adım her türlü bilgi içerecek şekilde çözmeye çalıştım pompa için yine konuştuk ya ideal pompa için v çarpı p2 eksi p1 ve biz bunu h2 eksi h1 olarak yazabilirdik ve bu soruda bize lazım bu şekilde yazmak çünkü e, entalpi değeri lazım bize gerçek entalpi değeri yani h2 değeri lazım h 2yi iyi bulamıyoruz e, bu bilgiden bulacağız Gerçekte ve pompa giren e, ideal e, ideal bölü pompa verimi. Yani pompa verimini şuraya alırsak VP gerçek e, aşağıdaydı. Sonuçta yer değiştirirsek pompa verimi buraya geldi. E, sonuçta bu H2-H1'e eşit. Gerçekte de H2-H1'e eşit ama şuradaki ideal ise aşağıdaki gerçek değer. Gerçek entalpi değeri H2 eşittir H1 artı VP giren gerçek. Bak burada gerçek varsa H2 de gerçek olacak. Tamam. Yukarıda de kilojül kilogram bulduk. Buraya yerleştirmişiz. H1 değeri yine arkadaşlar tablodan okuduk. Şurada yazmıştık. Hemen ben bir bakayım. Evet. 191 .81. 191.81, 11.87. H2 bulduk. H2 gerçek bize lazım. Bunu kullanacağız. 203.68 kilojül kilogram. Bu burada dursun. Bunu kullanacağız. Tamam. Pompa için arkadaşlar her türlü bilgiyi ele aldık bu soruda. Ee, güzelce anlatmaya çalıştım. Siz de bir daha incelersiniz. Kazan için de bir her türlü bilgiye bakalım. Kazan için enerji dengesi birinci yasa analizi. Tek başına alırsak açık sistem kazan E kütle 2 E kütle 3 çerçevesinde değerlendirilecek. Tabii ki Q giren olmak zorunda kazana. E giren E kütle 2 giren cinsinden E çıkan E kütle 3 tamam sürekli akışta burası 0. O zaman pompada pardon kazandayız kazanda Q giren E kütle 3 eksi E kütle 2. Yine açıkça yazarsak işleri bu şekilde olacak tabii ki. Özgür entalpi kinetik enerji ve potansiyel enerji içerecek. Bunlar da özgür kinetik enerji, özgür potansiyel enerji. Başlarında da kütleler olacak ama sürekli akışta M3 eşittir M2. M2 tamam. Yine arkadaşlar biz e, kazanda basınç düşüşü azdır ve giriş hızı çıkış hızına eşit alınır demişim. Kinetik enerjileri ihmal edebiliyoruz. Aynı akım çizgisi boyunca yani kazan içindeki boru yatay olarak ilerlediği için aynı akım çizgisinde hareket eden bu akışkan için potansiyel enerji 3 eşittir potansiyel enerji 2 alınabilir. Kazanda aksi söylenmedikçe arkadaşlar şu ikisi ihmal. O zaman Q giren entalpi farkı cinsinden ele alınıyor. Birim kütle için çözmüşüz yine. E, M eşittir 1 kilogram için. Şimdi H2'yi yukarıda hesapladık. Bak pompa kısmında hesaplandı diyor H2. Şuradaki E2 sıra H3'te. Arkadaşlar P3 10 megapascal, T3 500 derece santigrat verilmiş bu kazan girişi. Ee, bakalım T doyma 3, 311 derece santigrat. Bakın karşılaştırmayı yapmışım ben yine. 10 megapascalın karşısındaki T doyma 311. O zaman T3 500 derece büyük 311'den ise kızgın bağır bölgesindeyiz diye ispatlamışım. Yani sonuçta burası kızgın olması gerekiyor. Ama ispatı da yapmışız. O zaman kızgın tablosuna gideceğiz. p 3ü oradan okuyacağız. E, 3375.1 kilojül kilogram okumuşum ben. E, özgül entalpi. Özgül entropi lazım olursa 6.5995 kilojül kilogram kelvin olarak da onu okumuşum tabloda. Küğü giren o zaman e, birim kütle için bu entalpilerin özgül entalpilerin farkı e, 3171.4 kilojoule bölü kilogram Q giren. Bak Q giren bize lazım olacak. Sonuçta onu da bulmuş olduk. Burada dursun. Kullanacağız. Kazan için arkadaşlar e, bu birinci yasa analizini yaptık. Gelelim şimdi diğer elemana türbine. Türbin için enerji dengesi. 3'ten e, kütle gelişi, 4'ten kütle çıkışı var. Ve türbinden tabii ki bir e, güç e, eldesi var. E giren ve E çıkanları ona göre değerlendirirsek E kütle 3 burada, E kütle 4 ve V türbin çıkan burada sürekli akışta burası 0. Türbin içinde genel olarak yazarsak E kütle 3 eksi E kütle 4 bak burası. Açık olarak yazarsak yine özgür entalpi Özgür kinetik enerji, özgür potansiyel enerji ve başında kütleler. M3 eşittir M4. Yine arkadaşlar e, yani eğer giriş ve çıkış çapları eşitse V3 eşittir V4 deyip kinetik enerjileri ihmal edebiliriz. Birbirine eşit olacağı için. Giriş ve çıkış arasındaki yükseklik farkı da e, önemsizdir. Belli bir yükseklik farkı var ama yani sonucu çok etkilemiyor. Potansiyel enerjiler de ihmal. Türbinlerde aksi söylenmedikçe yine... M çarpı H3 H4 olarak e, alabiliyoruz. Buraya jül bölü kilogram yazmışım. Yani şuraya bir kilogram alırsak birim jül bölü kilogram olacak tabii ki. Şimdi V türbin çıkan. Burayı bir aldık. 3375.1'i tablodan okuduk. Eksi H4. Gerçek H4 değeri hesaplanacak. Bu elimizde yok. Gerçek değerlere geçiyoruz. Neden? İzantropik verim verildiği için ideal olarak değil. Artık izantlık verim çerçevesinde gerçek diyoruz da yani yani e, e, diğer ideal durumdan ayırmak için tam da gerçek olmuyor ama sonuçta siz durumu anlıyorsunuz Evet gelelim 3 noktasında e, 10 megapascal 500 derece santigrat vardı Kızgın bar tablosundan H3 ve S3'ü hesaplamıştık e, sıra H4'te demiştik Tamam buraya yani yeniden o değerleri yazmışım ben Gelelim dört noktasına. Dört noktasında 10 kilo verilmiş basınç olarak. Bakın arkadaşlar S3'ü buraya tekrar yazdım. Önce izantropik olarak gideceğiz. Yani bu 10 kilo altında bir tane daha özellik lazım ki diğer özellikleri bulabilelim. İzantropik verim verilmiş. Biz türbünde de çalışıyorsak başlangıçtaki türbünü ideal olarak alacağız. İzantropik olarak alacağız. O zaman S4S yani izantropik alacak entropi eşittir S3 yazacağız. Önce bu, bu şekilde gidip e, gerçek değere ulaşacağız. Bu kısımlar önemli arkadaşlar çok. 10 kilopaskalın yanında bunu kullanabiliriz. Tamam. 10 kilopaskal için e, arkadaşlar e, ilgili tabloya baktığımızda e, S4F ile S4G'yi ele alacağız ki bizim bu S4 değeri nerede yani? Hangi bölgedeyiz? E, doymuş sıvı olarak 0.6492, doymuş buhar olarak 8.1488, bizim 6.5 arada kalıyor. Demek ki ıslak buhar bölgesinde çalışıyoruz. Demek ki bizim e, türbinden ıslak buhar olarak çıkıyor akışkan. Islak buhar bölgesinde çalışıyorsak bize kuruluk derecesi lazım. Elimizde sayısal değerler var. Altı buçuk burada tamam. E, diğerlerin tablodan okuduk. S4F ve S4FG yani ikisinin farkını. Burada tek bilinmeyen e, X4S yani izantropik olarak kuruluk derecesi. Bakın buraları önemli arkadaşlar. Adım adım gidiyoruz. İzantropik olarak kuruluk derecesini 0.79.34 e, bulduk. Arkadaşlar, e, entro, e, Ent, bize entropiden gittik. Bize entalpi lazım. Entropiden giderek şu kısmı hallettik. Ve bir e, izantropik kuruluk derecesi bulduk. Bize entalpi lazım. Özgül entalpi 4S. Yani izantropik ideal durumdaki özgül entalpi X4S'yi bulduğumuz için e, hesaplanabilir. Çünkü tablodan HF4 ile HFG4'ü okursun. Aynı tabloda. tebin okuduğumuz gibi. O değerleri de ben okuyup şurada farkını da yazmışım. Tamam h 4 cyi 2089.7 kilojibre kilogram hesaplarız. Sizler HF4 ile HG4'ü okuyup tabii ki h 4 cyi bulacaksınız. Tablo değerleri elinizde tablolar var. Bütün bunları yaptıktan sonra izantropik verimine geçeceğiz dedik. İzantropik verim 0.85 alınacak hem pompa için hem türbin için. H3 x H4 bölü H3 x H4 ise bizim e, türbin için izantropik verimimiz bu 0.85'e eşit. Burada da tek bilmeyen H4 gerçek değeri. Bilinmeyen bu. Diğerlerinin sayısal değerlerini yerine koyduk. Zaten yukarıda hesapladık. H4 gerçek e, 2282.5 bölü kilogram olarak bulunuyor. H4 gerçek buraya g dediğimiz şey gerçek e, olduğunu belirtmek için. Arkadaşlar daha işimiz bitmedi tabii. E, bu kısım biraz e, güzel yani uzun hem güzelce anlatmaya çalışıyoruz. Gerçek kuruluk derecesine buradan geçeceğiz. Çünkü gerçek H4'ü bulduk. P4 10 kilopas kaldı. Yanına bir özellik daha lazımdı bizim. Biraz önce izantropik e, türbin çerçevesinde burada S3 eşittir S4 demiştik. Ama biz o bilgilerden yararlanarak H4 gerçeği bulursak P4'ün yerine H4'ü yerleştirdiğimizde gerçek değerlere ulaşmış oluruz. 2282 buçuk 2282 buçuk kilojoule ve kilogramı buraya yerleştirdik. 10 kPa için bu sefer H4F ve H4G'ye bakacağız ki şu H4 çerçevesinde gerçek kuruluk değerini bulalım. Evet, H4 eşittir. H4F artı x H4G 4 H4, fg eşitliğinden yararlanarak sayısal değerleri yerine koyup H4 gerçeği. 0874 bulduk. Türbinden çıkan buharın gerçek kuruluk derecesi soruda e, sorulan durum. Arkadaşlar bu noktaya kadar soruyu getireceğiz. E, Bizde önce bunu soruyor soru. Kuruluk derecesi nedir? Ama izantropik verimler verildiği için gerçek değeri bulmak zorundayız. Bu soru önemli bir soru. İçinde her türlü bilgi var. Güzelce inceleyin. Bir şıkkı halletmiş olduk. Gelelim diğer şıklara. Arkadaşlar çevrim birinci yasa e, analizini yapalım. Çünkü e, ne soruyor bir bakayım hatırlamak için ben bir bakayım. Ha ısıl verimi soruyor tamam. Isıl verimi soruyorsa zaten çevrimin verimidir o. E, çevrim için birinci yasa analizini yapacağız. Çevrimi bir daha şurada modellersek arkadaşlar sonuçta kapalı bir sistem sınırı şu şekilde çevrimin Q giren var, Q çıkan var, VP giren var, VT çıkan var. Bu çevrimde başka sınırı delen bir olay yok. O zaman çevrim için burası sıfırsa E giren eksi E çıkanın altında değerlendirebileceğimiz e, enerjiler Q giren, VP giren e, ve e, türbin çıkan ve Q çıkan olacak. Şurayı biraz sonra ele alalım. Önce şuraya bakalım. Arkadaşlar şu alttaki değerleri toparlarsak Q giren eksi Q çıkan artı VP giren eksi VT çıkan eşittir sıfır olarak yazılabilir. Bu çevrim için. Bunu değerlendireceğiz de. Şuraya bir şey yazmışım ben. Yoğuşturucu için yapılan enerji analizi sonucu Q çıkan He, Aşağıda Q çıkan bize lazım olacak ya. Arkadaşlar elimizde artık gerçek H4 var, H1 var. E, bütün zaten e, yoğuşturucu içinde termodinamik birinci yasasını yaparsak karşımıza Q çıkan eşittir. H4 eksi H1 çıkıyor. Yani kazana benzer şekilde demişim ben burada. E, bu yoğuşturucusunu ayrıntılı yapmamışım. Ama sonuçta kazana benzer şekilde H4 eksi H1 çıkacak. Bu sayısal değerler elimizde olduğu için Q çıkan e, 2090.69 kilojibir kilogram çıkıyormuş. Bize aşağıda lazım olacak. Tamam. Çevrim için elde ettiğimiz değerleri değerlendirirsek. Q giren eksi Q çıkan Q net çık e, V net giren olsun ve türbin çıkan eksi ve pompa giren V net çıkan olsun sonuçta bu ikisi birbirine eşit V net çıkanı biz şu ikisinin farkı olarak yazabiliriz arkadaşlar hepsinin sayısal değeri elimizde var yani özgül entalpiler cinsinden yazmıştık bak H3 eksi H4 burada da eksi var eksi H2 eksi H1 cinsinden tabi burada gerçek değerleri kullanacağız. V net çıkanı buluruz. Sayısal değerleri yazdık. O 1080.73 kiloju kilogram çıkıyor. Biz aynı Vnet net çıkanı yukarıdan da belli. Q giren eksi Q çıkandan da bulabiliriz. Yukarıda Q çıkanı 2090 olarak hesaplamıştık. 3171.4 eksi 2090.69 yine yukarıdaki değeri verecek. Tabi bir sonra hani 73-71 olmuş bu yuvarlama hataları. Sonuçta ikisi de olur. Bak adım adım ben her şeyi içine e, yazmaya çalışmışım. Çevrimi verimini istiyor bizden. Vnet çıkan bölü Q giren o. ve Vnet çıkan 1080. Q giren 3171. %34'lük bir verim var. Zaten arkadaşlar hani gerçek sistemlerde de %35-40'tan yukarı olmuyor. E, bu ağırlık güç çevrimlerinde verim. Bu da bir şıktı. Yani bize, bize soruluyordu. %34 olarak bulduk. Gelelim son şıkka. Buhar debisi hesabı. Sistemde bir buhar var. Onun debisi, kütlesel debisi bizden soruluyor. Ne yapacağız? Adım adım bakalım. V net çıkan verilmiş 210 bin kilojül bölü saniye yani kilowatt olarak üstünde nokta var zaten. Bize bu verilmiş. Bunu zaten başlangıçta verilmişti. Daha hiç kullanmadık. Burada kullanacağız. Ve net çıkan hesaplandı arkadaşlar. E, ee, 1080.71 kJ bölü kilogram. Bu hesaplandı. Yukarıdaki kilowatt bu kJ bölü kilogram. Demek ki bunların arasında bir ilişki kuracağız. Birim kütle için hesap yapıldığından dolayı birimleri kilojül e, bölü bir kilogram olarak yazmak daha doğru olacaktır. Zaten öyle yazdık. Tamam. Kilojül bölü e, saniye kilowatt biliyoruz. Kilowatt da nedir? e, kilojül bölü kilogram çarpı kilogram bölü saniye. Yani şurayı debi alırsak bu kilogramlar birbirini götürdüğünde kilojül bölü saniye kilovata erişiyoruz. Yani ne demek istiyor? V net çıkan watt cinsinden eşittir. V net çıkan jül cinsinden çarpı kütlesel debi. Yani şurada da onu sıpatladı Kilo, e, kilowatt eşittir. Kilojül bölü kilogram kilogram bölü saniye. Buradan M'yi çekersin demek istiyor. 210 bin kilowatt bize verilmiş Biz 1080.71 kilo kilogram hesapladık. birim kütle için buradan kütlesel debiyle çarparsak bunu birimler zaten birbirine eşit oluyor ve M üzeri noktayı 194.32 kilogram bölü saniye buluyoruz Bu sistemde dolaşan akışkanın sabit debisi bu arkadaşlar soru bu şekilde güzel bir soru adım adım yaptık. Kesinlikle e, siz de inceleyin e, ve her zaman önerdiğim gibi çözümleri kapatıp 194.32'yi buluncaya kadar çözün. Bu soruyu çözdüğünüz an ranking çevrimiyle ilgili e, birçok bilgiyi halletmiş olursunuz. Zaten yeni bir bilgi yok. E, geçmişte öğrendiğimiz bilgileri e, bu çevrimlerde derleyip toparlıyoruz. Arkadaşlar e, ders notları içinde dört tane örnek var. Bu dört örneğin ikisini buraya taşıdım ben. Diğer ikisini siz inceleyin. Sonuçta hepsi birbirine benzer ama hepsinin içinde önemli noktalar var. E, bir de arkadaşlar ara da rankin çevrimi var. E, sonuçta rankin çevrimi e, tek bir çevrim ama buna eklemeler yapılabiliyor. Yani bir ara ısıtma konu olarak sistemden daha da e, enerji açısından faydalanabiliyor. Şöyle bir bakarsak. Bakın burada e, türbünden çıkan e, akışkan belli bir enerjiye sahip. Onun enerjisini tekrar kullanalım diye ısı değiştirici içine göndermiş. Buradan enerjiyi kullanıyor. Tekrar buradan çıkan e, akışkanı diğer türbine gönderip tabii burada e, daha yüksek enerjili bir akışkan geldiği için bu türbünden biraz daha yüksek değerde güç çıkışı elde edebiliyoruz. Ama iki türbünden de bak güç çıkışı elde ediyoruz. Sonuçta ikisini de kullanabiliyoruz. Bu soruda önemli. Bir e, adım adım bakalım. Biz e, örnekleri soru üstünden yapıyoruz zaten. Arkadaşlar bu soruyu şimdi yapacağız. Tabii siz de inceleyeceksiniz yine. Şekil ile verilen ara ısıtmalı Rankin çevriminde yer alan pompa 10 MPa basınçta çalışırken çevrimde yer alan kazan çalışma akışkanını 500 liraya saatlik sıcaklığa ısıtmaktadır. Hani giriş verileri çıkış verileri verilmiş pompa 10 megapascal yani pompa 10 megapascal ise tabii ki çıkışı 10 megapascal tamam. Şurası 500 derece e, kazan çıkışı tamam. Kazan o zaten arkadaşlar. Yüksek basınçlı ve düşük basınçlı türbinler. Tabii iki tane türbin var. Birinde basınç e, düşük birinde yüksek oluyor. E, verimleri yüzde yetmiş olarak verilmiş. Düşük basınçlı türbinden çıkan akışkanın kuruluk derecesi yüzde doksan bir. E, tamam. Ve düşük basınçlı türbine giren çalışma akışkanın sıcaklığı, yüksek basınçlı türbine giren e, akışkan giriş sıcaklığı ile aynı değerde. Tamam. Sıcaklıkları aynı alacağız. Ara ve ait tüm bileşenler için kütle, enerji, entropi ve egzersiz dengesi denklemlerini yazın. Bunlara şimdi hani çok ayrıntılı bakmayacağız da e, sonuçta yazılı olarak da elinizde var. Şöyle bir adım adım kısaca bakacağız. Bu A şıkkı çok önemli. Bak her türlü bilgi var. Bu soruları ben özellikle hazırlıyorum arkadaşlar. Ee, başka kitaplarda bulamazsınız. Burada her türlü bilgi bir soru içinde var. Düşük basınçlı türbinin girişindeki basıncı bulun diyor. Düşük ve yüksek basınçlı türbinin ürettiği net işi bulacağız. Kazanan entropi üretimini bulacağız. Egzerci yıkımını bulacağız. Yani her türlü elemanın entropi üretimi ve egzerci yıkımını bulabilirsin. A şıkkında zaten onu yapıyoruz ama sayısı olarak ç şıkkında sadece kazanı almış. Tamam çevrimin izantropik verimini bulacağız. İzantropik verimi çevrimin. Genel enerji ve egzerci verimliliklerini bulacağız. Bak soru çok güzel. İçinde her şey var. Tabii e, bu kadar kapsamlı soru sorulmasa bile size bu ABC'de şıklarından herhangi biri sorulabilir. Hepsini bilmemiz gerekiyor. TSD diyaramını incelersek 1 ile 2 arasını önce e, bakalım pompadro e, izantropik olarak alacağız. E, 2S demiş zaten. Gerçekte ikiye gidecek o. Bak. 2 S ile 3 arası kazan enerji girişi var. Hem kazanda enerji girişi var hem akışkanın enerjisinden de yararlı. Hem akışkanı da ısıtıyor yani bu içerideki enerji. Kazanın içindeki enerji. Arkadaşlar üçten 4'e şu şekilde geliyoruz. Ne o? Türbin taban. Ama buradan aşağı inmesine izin vermiyor. Hemen diğer türbüne bağlanıyor sistem. O zaman dört seviye 4 buradan 5'e bu şekilde gidiyoruz. Diğer e, türbüne geçiyoruz. E, basınç e, düşük basınçta yüksek basınçlı olmak üzere 5'ten de 6'ya izantropik olarak veya gerçekte şu şekilde inebiliyoruz. Bu ıslak var bölgesine düşebilir, şu noktaya düşebilir. Artık nereye düşüyorsa 6 ile 1 arası da e, sabit basınçta e, yani kondenserde, yoğuşturucuda bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle bir bakayım soruya. Tamam. Arkadaşlar TSD'yle inceleyin. E, bu şekilde bilgiler verilmiş. Şimdi adım adım yapacağız da e, pompa için e, hemen yapalım. Bakın kütle dengesi eşitliği. Arkadaşlar adım adım termodinamik analiz demek. Önce e, kütlenin korunumundan başlayacaksın demek. Sonuçta burada hep kütleler birbirine eşit ama yine de onu bilelim. Her zaman böyle olmayabilir. Onun için burada termodinamik analiz açısından kütle dengesi eşitliğiyle başladı. Kütle dengesi eşitliği nedir? M'ye giren eksi M çıkan toplam olarak sistemdeki zamana göre değişen kütle miktarı. Burası sürekli akış olduğu için bu sıfır. Her zaman sıfır olmayabilir de o kadar kompleks problem sormayacağız. M'ye giren eksi M çıkan bir giriş bir çıkış var. O zaman kütlesel debi veya kütle eşit. Tamam. Enerji dengesi eşitliği bak pompa için. E, biraz önce bunu güzelce çalıştık. Çok üstünde durmayacağım. E, gelen ekseye çıkan delta sistem böyle delta t. Yani watt olarak yazarsak böyle yazacağız. Tabi üzerinde nokta var. Watt olarak burada d bölü dt olacak sistem için. Sürekli akışta burası sıfır. Şu kısımları biraz önceki soruda çalıştık. Yine burada güzelce ben açıklamışım arkadaşlar. Bak P2-1 ve P2-P1 ideal pompa için şu sonuçlara ulaşabiliriz demiştik. Burada güzelce her şeyi yeniden açıklamışım. Bu kadar emek boşuna değil. Sizlerin öğrenmesi için ben bunları hep kendim yapıyorum adım adım. Entropi dengesi eşitliğini şimdi bakalım pompa için. S'ye giren eksi, S çıkan artı, S üretim eşitliği, Ds bölü DT, Watt biriminde çalıştık. Watt bölü Kelvin tabii ki entropide. Sürekli akışlarda burası hep sıfır. Arkadaşlar sistemde giren çıkan olarak ne var? Entropi olarak ya ısıyı alırız ya kütleyi alırız. Burada pompada S kütle giren, S kütle çıkan var. Pompadaki ısı olaylarını göz önüne almıyoruz zaten. O zaman bu ikisini yerleştireceğiz entropi dengesinde. S kütle giren ne demek? E, kütlesel debi çarpı S1 demek. S kütle çıkan kütlesel debi çarpı S2 demek. Sistemi derleyip toparlarsak sistemi değil de işte entropi dengesini diyelim sistem değil. Entropi dengesini derleyip toparlarsak MS1 eksi MS2 artı S üretim eşittir sıfır. Demek ki biz entropi dengesi eşitliğinden S üretim yani entropi üretimini S2 eksi S1 çarpı kütlesel debi olarak yazabiliyoruz. Bu dursun. Entropi üretimini buradan hesaplayacağız. istendiğinde bizden buradan egze, egzerci yıkımını da hesaplayabiliyoruz Biliyoruz, biliyorsunuz. S üretim çarpı sıcaklık öyle alt sıcaklığı bize egzerci yıkımını veriyor. Bakın egzerci dengesi eşitliği pompa için. X giren eksi x çıkan eksi x yıkım eşittir de, e, sistem için de, X bölü dt. Burası sürekli akışta sıfır. Egzercide de pompaya iş girişi var. O direkt işe eşit. E, x iş, iş giren direkt işe eşit. V giren tamam. Kütleyle e, giren bir egzerci değeri var. Kütleyle çıkan bir egzerci değeri var. Arkadaşlar bu X kütleyi açarsak e, e hatırlamamız açısından kütlesel de bir çarpı. Fi'di bu. Fi'yi de açarsanız H eksi H sıfır yani öyle ait e, özellikler. T eksi T sıfır S eksi S sıfır artı V, v kare bölü 2 artı GZ X kütlenin tamamen açılımı. Buradan kinetik ve potansiyel enerjileri ihmal ede biliyoruz. Şu aşağıdaki yazdığımız bilgileri toparlarsak V giren artı X kütle giren eksi X kütle çıkan eksi X yıkım eşittir sıfır. Biz e, egzersiz dengesi eşitliğinde de X yıkımı tek başına bırakırsak bu X yok olan da olarak da isimlendirilebiliyor. I olarak da arkadaşlar tersimezliktir bu I. I olarak da yazabiliriz. Üzerinde nokta var. Watt biriminde çalışacağız. O zaman e, x yıkımı tek başına bırakırsan diğer tarafta bunlar yer alıyor. İşte e, x e, x kütleleri de açarsak aşağıdaki gibi yukarıdaki sıfırlar gidiyor ikisini. Yani x kütle girenle x kütle çıkanı çıkardığımızda burası h1 eksi h2 burası h1 eksi 2 burası v1 eksi v2 tabi kareleri. Burası da z1 eksi z2 oluyor. Şunları ihmal edersek elimizde bu kalıyor. Aşağıdaki kalıyor. Bakayım şöyle yanlış bir şey yok. Tamam. V1 eşittir V2 demişim. Z1 eşittir Z2. Onları ihmal edersek elimizde bu kalıyor. O yüzden X yıkım V gir, v giren artı elimizde kalan değerler. Arkadaşlar pompa için bak bu çok önemli. Bu eşitliği kullanacağız. Aynı şeyleri kazan için yapmışız. Tamam. Bak kazanda arkadaşlar bu soruda tabii hemen şekle gidelim. Önemli. Demek ki kütle dengesi eşitliği önemli. Bak kazanda e, birçok noktadan giriş, birçok bir noktadan çıkış var. Ara ısıtmadı çünkü. Tamam. O zaman M'ye giren eksi M çıkanı nasıl değerlendireceğiz? Girenler 2 ile 4, çıkanlar 3 ile 5. Bu, e, bu ikisinin toplamı, bu ikisinin toplamına eşit olacak. Ama sürekli akışta çalıştığımız için her zaman böyle olmayabilir. Bunların bütün sayısal değerleri birbirine eşit. Tamam. Bu bilgiler dursun gerektiğinde kullanacağız. Enerji dengesi eşitliği kazanda yine biraz önceki soruda çalıştık. Uzun uzun gitmeyeceğiz. Buradan okursunuz arkadaşlar. Ama buradaki değişiklik ne? Hani birçok noktadan giriş çıkış olduğu için onların hepsini değerlendireceksin. Nasıl oluyor? E giren altında ne varsa onları yazdık. E çıkan altında ne varsa onları yazdık. Ona göre değerlendirmeni yapacaksın. O zaman Q giren H3, H5, H2, H4 cinsinden artı eksilere de dikkat ederek bu şekilde yazılacak. Buradaki diğer soruya göre değişiklik ne? Bu kazana arkadaşlar iki noktadan giriş iki noktadan çıkış var. Ona göre entalpileri değerlendireceğiz. Kütlesel debilerin sayısal değeri aynı olduğu için aynı M üzeri nokta olarak gösterebiliriz. Tamam. Entropi dengesi eşitliğinde de bakın iki giriş, iki çıkış var. O S çıkan olarak, S giren olarak onları kesinlikle dikkate alacağım. Bir de s giren ısı var ısı Entropide hem ısılar hem kütleler göz önüne alınır demiştik. O zaman bunu açıkça bakarsak arkadaşlar. Girenler cinsinden M2S2 artı M4S4 tamam. Sonuçta M4 eşit M2 de tamam böyle açıkça yazmışız. S giren ısı önemli burada. Onu entropide Q giren böyle T kaynak yazıyoruz. Bu T kaynak sıcaklığı bize verilmek zorunda. Sonuçta bu ısı bir ısı kaynağından e, kazana gönderiliyor. Bu T kaynak sıcaklığı verilmek zorunda. Ama soruda da verilmedi diyelim çevre sıcaklığı esasında alınmaz da yani çok zorda kalırsak çevre sıcaklığı da alabiliriz. Ama öyle sizin aklınızda kalmasın. T kaynak sıcaklığı olarak mutlaka bu verilir. Onu almak zorundayız. Tamam öyle kalsın aklınızda. Diğer taraf M3, S3, M5, S5 tamam burada da S üretim var. S üretimi tek başına bırakırsan ve gerekli düzenlemeleri yaparsan özgül entropiler cinsinden ve Q giren bölü T kaynak cinsinden S üretimi yazabiliriz. Şurası T kaynak olacak onu son kez söyleyip başka bir sıcaklık almayın. egzerci dengesi eşitliği e, iki giren iki çıkan var bir de, bir de Q giren ısı var e, onların hepsini derleyip toparlayacağız burada yine. Ee, X kütleleri açıkça yazarsak şu şekildeydi arkadaşlar. Tamam. Ee, i̇ki giriş, iki çıkış için elimizde fi 2 artı fi 4 eksi fi, fi 3 eksi fi 5 kalıyor. Şurası ısıyı nasıl yazıyorduk ee, egzercide Q giren bir eksi T 0 böyle T kaynak var. Bu T kaynak verilmek zorunda. Ee, t sıfırda e, ölü alt sıcaklığı bunu çevre sıcaklığı olarak alabiliyoruz. Tamam ilk sıkım bu şekilde. Yüksek basınçlı türbin için e, kütlesel debiler aynı sayısal değerde. O zaman mevzu nokta olarak gösteririz. Enerji dengesi eşitliği işte türbinde ne giriyor? E, akışkan giriyor. Türbinden akışkan çıkıyor ve iş çıkışı var. Tamam. Türbin bir demişim bak ona e, yüksek basınçlı türbini bir olarak almışız. T1 tamam. Ona göre değerlendirirsek ve çıkan türbin bir H3 eksi H4. Tamam. Entropi dengesi eşitliğinde de akışkan girişlerini dikkate alacağız. Bir giriş bir çıkış var tamam. O zaman S üretim S4 eksi S3 cinsinden elde ediliyor. Egzerci dengesinde bir giriş bir çıkış var. Bir de Q şey pardon V çıkan var. İş zaten egzercide kendisine eşit Tamam. O zaman derleyip toparlarsak x yıkım p3 eksi e4 eksi t0 s3 eksi s4 olacak. Dışarısı da v çıkan t1 olacak. Tamam artı eksilere de dikkat edeceğiz. Arkadaşlar bunları hızlı geçiyorum siz de inceleyin diye. Sonuçta hem geçmişten bildiğiniz konular hem de önemli noktalar varsa onları söylemeye çalışıyorum. Düşük basınçlı türbin içinde benzer. Onu incelersiniz. Burada V çıkan T2 olacak tabii ki. Yoğuşturucu için de arkadaşlar e, kısaca bakalım. Kütlesel debiler Böyle enerji dengesi 6 altı, e, gir, altı giriş noktasıymış. Bir çıkış noktasıymış ve Q çıkan varmış. Tamam. O zaman Q çıkan H, H6 eksi H1'miş. Entropi içinde iki e, bir giriş bir çıkış var. Bir de S çıkan var. ısı olarak tabii ki ısı. Onu bak. Bak burası önemli. Diğerinde T kaynak alacağız dedik. Çünkü Q giren belli bir ısı kaynağından gelmek zorunda. Ama Q çıkan T bölü T sınır alınabilir. Sonuçta bu çıkan ısı bu sınır, sınır sıcaklığını sabit kabul edersek bu sabit sınır sıcaklığında dışarıya atılıyor. Burası önemli arkadaşlar. Bak bu T sınırı T çevre olarak alabiliriz. Diğerinde T kaynağı kesinlikle T çevre almayacağız. Yani onu çok sıkışırsak bazı problemlerde yapıyoruz da o Aklınızda öyle kalmasın. Sonuçta Q çıkan bölü T sınır burası. Çıkan için T sınır ve e, çevre sıcaklığı alınabilir. Egzerci dengesinde de akışkan gelişi, akışkan çıkışı, ve ısı çıkışı var. Isı çıkışı tabii ki arkadaşlar şuradan bakayım. Şuradan bakayım. Q çıkan 1 eksi T 0 bölü T sınır. Bakın bu T sınır Ölü sıcaklığını, çevre sıcaklığı alıyorsak ona eşit olacak. O zaman burası sıfır oluyor. Demek ki X yıkımda Q çıkanı göz önüne almaya biliyoruz. T sıfır eşit T sınır ise T sıfır eşit T sınır ise Q çıkan da genellikle öyle oluyor. O zaman burası sıfır olduğu için yoğuşturucuda Q çıkanı X yıkımda değerlendirmiyoruz. Ama temel eşitliğimiz bu tabii ki. Evet, B şıkkına gelelim. Düşük basınçlı türbin girişindeki basıncın hesabı demişim. Arkadaşlar şekil elinizde var. 5 noktası türbin girişi, 6 noktası türbin çıkışı, yoğuşturucu girişi, 1 noktası yoğuşturucu çıkışı. Bu bilgiler altında e, yoğuşturucu yoğuşturucu ile yoğuşturucu çıkışındaki basınçlar değişmez. P6 eşittir P1 75 kilopascal verilmiş. Türbin çıkış basıncı P6 75 kilopaskal zaten e, tabii şuradan tamam altı noktası. Türbin çıkışı kuruluk derecesi verilmiş 0.91 X6 tamam. Anne bize ne verilmiş? O bilgiler çerçevesinde değerlendirme yapacağız. Bize şurada iki tane birbirinden bağımsız özellik lazım altı noktası için. 75 kilopaskalla 0.91 verildiği için ıslak bar bölgesinde olduğumuz kesin. O zaman 75 kilopaskal için Tablodan şu değerleri alacaksın. Tamam. Tablo A5'ten. İzantropik durum için, ideal durum için arkadaşlar X6 belli, HF belli, HFG belli, S için de aynı şeyler belli. Bunların sayısal değerini hesaplarsın. H6S hesaplanmış, S6S hesaplanmış. Özgül entalpi ve özgül entropi izantropik durum için hesaplanmış bak. Önce izantropik durum ideal durum için. 6 ile 5 için bunları hesapladık. İzantropik durumda ne bulduk biz? S5, tabii ki S6, S olacak. S burada izantropiyi gösteriyor. 5'e geçtik. Şimdi T5, 500 derece santigrat verilmiş. Ama ikinci, bunun yanında ikinci bağımsız e, özellik yok. Onun için izantropik durumda S5 eşittir. S6, S alabiliriz. O da yukarıda hesaplandı. Elimizde bu ikisi varsa 500 derece sıcaklığı için tablodan özgül entropileri karşılaştıracağız. Önce ne yapmışım ben? T5 büyük T doyma için kızgın bağır bölgesinde olduğumuzu ispatlamışım. Tamam. Evet bir kontrol edeyim. Kızgın bağır bölgesindeysek zaten arkadaşlar. E Şurayı da söyleyeyim ki soruda eksiklik olmasın. Biz S5 e işte S6, S aldık. İki tane elimize değer var. Bu değer için arkadaşlar T doymayı ben 401.95 olarak tablo A5'ten okumuşum. Yani şu kızgın var bölgesini ispatlamak için bize T doyma lazım. E bu iki değerden şu sıcaklıkla bir karşılaştırma yapacaksak e, özgül entropiyi almak zorundayım. Bunu alıp tablo A5'e gideceğiz. Çünkü e, sıcaklık bize lazım interpolasyonla T doymayı oradan 401 bulmuşuz ki 500 401'den büyük olduğu için kızgın buhar bölgesinde demişim. Tamam. Burayı atlamayalım. Burası önemli bilgi. Tablo A6'dan T5 500 ise PA 5 megapaskal için SA 6.9781 yine 6 megapaskal için SB 6.88 bulmuşum. Yani sonuçta arkadaşlar bizim bulduğumuz 6.89'u bu SA ve SB ile karşılaştırmamız gerekiyor. O, o çerçevede P5 basıncını da 5.88 megapascal olarak bulmuşuz. Tamam. Aynı yaklaşımı arkadaşlar entalpi, özgül entalpi için yaptığımızda da 3424.49 olarak bulmuşuz. Bunları inceleyin. Yani şu, şu anda Şöyle bir bakıyorum. Tüm ayrıntıları yazmışım. Düşük yüksek basınçlı türbin gücü ve net güç hesabı demişiz. P1 75 kPa verilmiş. Pompa girişi arkadaşlar doymuş sıvı olarak alınabilir. Bak ikinci değer lazım bize. Elimizde yok. O zaman burası sıkıştırmış sıvı da alınabilir de. Hani kolaylık olsun diye doymuş sıvı alalım. Zaten Sıkıştırma sıvının özelliklerini, doymuş sıvı özellikleri alıyoruz. Bu bilgiler önemli yani. Bunları bir tekrar ediyoruz ve siz de bu yazılı notu incelediğinizde bunları e, işaretleyin. Bu kısımlar önemli. O zaman 75 kilopaskal için şu değerleri tablodan alalım. F cinsinden. Çünkü doymuş sıvılar dediğimiz gibi e, doymuş sıvı özelliklerine eşit alınabiliyor. Düşük basış ve düşük sıcaklıklarda e, entalpi için de aynı şeyi yapabiliyoruz. Bunu da biraz önce konuştuk. P200 bin kilopaskal verilmiş pompa çıkışı e, basıncı. İzantropik durumda P2'nin basıncı bu ise S1 eşittir işte S2 S alabiliyorsak izantropik durumunda o zaman e, bu e, bakayım 10 bin kilopaskal için SF ve SG'ye baktığımızda sıkıştırma sıvı bölgesinde çıkmış. Neden? Bu 1.21. Bak bu 3.3'ten başlıyor. Zaten değeri 5.6. Demek ki sıkıştırma sıvı bölgesindeymişiz biz. Ve yine önemli bir nokta. Beş, bunu da geçmişte konuşmuştuk. 5 megapaskal basıştan büyük basışlar için tablo A7'nin kullanılması zorunludur. Bak bizim 10.000 kilopaskal, 10 megapaskal, büyük 5 megapaskal. arkadaşlar soruları özellikle seçiyorum ben. Bak içinde böyle bir bilgi çıktı. E, bunu görün istiyoruz kesinlikle. Sıkıştırma sıvı bölgesindeyiz de hemen e, basınca bakacağız. 5 MPa'dan küçük de zaten e, doymuş sıvı özellikleri alabiliyorduk. Ama 5 MPa'dan büyükse tablo A7'ye gideceğiz kesinlikle. Elimizdeki basınç 10 MPa için oradan SA ve SB değerlerini ve H ile HB değerlerini alıp biraz önceki soruda çözümde olduğu gibi karşılaştırmaları yapıp Buradan e, özgür entalpiye geçeceğiz. Bunları inceleyin. Sonuç. Pompa için V giren V1 e, çarpı P2 eksi P1'di. ideal pompada. V1 yukarıda hesaplandı. Basınçlar elimizde var. vye giren yaklaşık 10 kilojül bölü kilogram. Aynı zamanda H2 eksi H1'den de hesaplayabiliriz. Veya buna eşit olabilir. E, zaten biz H2'yi bilmiyorsak Yukarıdaki bilgiden yararlanarak H2'yi buradan çekebiliriz. Çünkü 10.29'u V'ye giren olarak bulduk. H1 de elimizde var. Buradan H2'yi çekebiliriz. Evet, H2 bulundu. Arkadaşlar hani soru uzun, elinizde de var. Ben önemli noktaları söylüyorum. Kesinlikle siz bir kere bu konuyu çalışacaksınız. P2 eşittir P3 10.000 kilopaskal. Tamam. Kazan e, birisi değiştiricidir ve kazanda basınç değişmez. P3 ve T3 değerleri verilen değerler. Adım adım gidiyoruz. Ya, her noktanın özelliklerini bulacağız. 10.000 10 kilopaskal için T doyma 311 ise 500 ile 311'i karşılaştır. Kızgın buhar bölgesindeyiz. Ona göre özellikleri tablo altından okuyacaksın. Yani hep yaptığımız şeyler izantropik durum yaklaşımı altında e, ideal değerleri ve gerçek değerleri göz önüne aldığımızda türbin ve türbin 1 ve türbin 2 için çıkan değerleri de burada ideal olarak hesaplamışız tamam. Tüm çevrim için enerji dengesi eşitliğini yapacağız. Bu çevrim için biraz önce de çalıştık. Bu soruda altına yazacaklarımız bunlar. V giren, Q giren V çıkan türbin 1 V çıkan türbin 2. Bu soruda sadece bir fazla türbin var ve Q çıkan. Buna göre V net değişiyor arkadaşlar. Yani bu üçünü V net olarak alacağız. V net için arkadaşlar yukarıda şunların sayısal değerlerini elde etmeye çalıştık. Siz de çalışacaksınız zaten. V net için elde ettiğimiz değer bu. Birçok sayısal değer elde ettik. Onları geçmişte de çalıştık. İçindeki önemli noktaları söyledik. Siz de bir kere tekrar edin. Sonuçta izantropik verimi bize soruyorsa entalpi değerlerini elde etmek zorundayız. Ee, arkadaşlar eee izantropik verimde bakayım. H4 belli değil. Tamam, diğerleri belli. O zaman 0.75 de verilmişse gerçek H4'e ulaşabiliyoruz. Tamam. Şurada gerçek H6'ya ulaştık. Yukarıda hep arkadaşlar ideal duruma ait e, 6 syi ve 4 syi bulduk. Hani siz de inceleyeceksiniz tekrar. Ama buradan gerçek değerlere geçtik. Çünkü soruda hatırladım ben 0.75 verilmiş. Tamam. Oradan gerçek durum artık geçersin. Yukarıda h ile H6 gerçek değerleri buldursan ve çıkan e T1 ve V çıkan T2 için gerçek değerleri de bulursun. Sayısal değerlerin incelenmesi size ait. Gerçek durum için V neti de bulursun. Evet. Buraya e, önemli bilgileri de yazmışız. Pompanın entropi verimi yüzde yüz olarak alınmıştır. Verilmediği için. Tamam. Q gireni de artık bulursun. Gerçek değerler de elimizde var. E, e, özgür entalpi cinsinden. Q çıkanı da bulursun. Tamam. Kazan için entropi üretimi ve egzersiz yıkımı arkadaşlar eşitlikleri çıkardık zaten. Yani or oraya sayısal değerleri yerleştireceğiz. Bak ha burayı ben eee e, inceliyordum. Kaynak sıcaklığı 500 derece verilmiş. Tamam. Soruda verilmiş. E, bu kafamı kurcalıyordu. Soruda verilmiş. Onu tabii ki Kelvin'e çevireceğiz. Kaynak sıcaklığı mutlaka burada olacak. Bak Kelvin'e de çevirip buraya yerleştirmişiz. Güzel. S üretim eşitliğini çıkarmıştık. E, T kaynağı da hallettik. E, tablo değerlerini de hallettik. O zaman e, bir S şey, üretim değeri bulduk. Arkadaşlar şu bilgi de çok önemli. Gerçek bir sistemin veya çevrenin çalışabilmesi için e, entropi üretimi sıfırdan büyük olmak zorunda zaten. Gerçek sistemlerde her zaman entropi üretimi var. Burası sıfır çıkarsa ideal bir sistem. Öyle bir sistemi zaten e, gerçekte bulamayız. Gerçek sistemlerde burası sıfırdan büyük çıkacak. Tabii sıfır çıkarsa öyle bir sistem olmaz. Yani hata yapıyoruz demektir. Veya öyle bir sistem olmaz. Bak, öyle ağır sıcaklığını vermemiş herhalde soru. O zaman hani geçmişte de konuşmuştuk. T0 verilmezse 25 derece santigrat alabilirsin demiştik. Ben burada 300 kelvin almışım. Geçmişte konuştuklarımızı sınavda yapabilirsiniz. T0 verilmezse 25 derece santigrat alabiliyoruz. Ben burada 300 kelvin almışım. O zaman x yıkımı hani buradaki bütün her şeyin sayısal değerleri olduğu için üstünde çok durmayacağım. Şurada t kaynak önemli onu da hallettik zaten. x yıkımı da 481 kJ bir kilogram bulmuşuz. Yani bak bu önemli bir sonuç. 1 kilogramda 481 kilojürlük enerjiyi biz kullanamamışız. Yani o bizim bizim yararlı enerji çıkış haricinde başka yerlerde kullanılmış. X yıkım da olmak zorunda. Bunun da değeri pozitif olmak zorunda ve eksikim de her türlü gerçek sistemde olur. Çevrimin izantropik verimini arkadaşlar nasıl bulacağız? Hani bunu bilmiyorsak çok kolay. Sonuçta V net bölü Q giren her zaman bize verimi verir. Ama izantropik verim ne? V net izantropik. Yukarıda bak bunu hesapladık. Hem gerçeğini hem Eğer çevrim izantropik verimini bize soruyorsa V net izantropik bölü Q giren o zaman bu yüzde otuz beş çevrimin izantropik verimi oluyor. Çevrimin bak. Pompanın değil, türbinin değil, çevrimin. Zaten pompanın verilmediği için yüzde yüz almışım ben. Çevrimin enerji ve egzerci verimleri e, bu kolay. V net bölü Q giren e, şuna benziyor zaten. Burası izantropik. Burası gerçek. V net bölü Q giren bize birinci yasa verimini veya enerji verimini verir. Bu enerji verimi birinci yasa verimidir. Yüzde yirmi altı bak izantrop verim yüzde otuz beş gerçek verim yüzde yirmi egzerci verimi termodinamiğin ikinci yasası verimidir. O da V net bölü Q ısı giren. Arkadaşlar bu kadar bak şu yukarıdan bakarsak. Bu kadar ısı giriyor bu kadar net e, iş elde ediyoruz. Bu kadar ısıyla egzerci girişi var. Bu kadar e, egzerci e, iş eldesi var. Sonuçta verim tanımları böyle. Ama ısıyı ele aldığımız an, bak şurada kaynak sıcaklığı var. Burada ölü sıcaklığı var. Burada da Q is, e, giren var. E, şuradaki 3.152 burada. Bu çerçevede bu ikisini oranlarsan yüzde 43-44 egzerjitik verim. Bu ne demek? Bu e, enerji verimi bölü e, maksimum enerji ve, e, verimi eşittir. Egzerji verimiydi. Yani bu sistemden elde edebileceğimiz maksimum enerji veriminin ancak yüzde 43 kadarını %26 olarak elde edebilmişiz demek. Öyle yorumlayabiliriz egzersiz verimini. Evet, biraz yorulduk ama bu soru önemliydi arkadaşlar. Ee, dediğim gibi içindeki bazı noktaları ayrıntılı noktaları belirttim. Ama her nokta üzerinde durmadım. Sayısal değerler e, çerçevesinde siz soruyu güzelce inceleyin. E, herhangi bir sorunuz olursa bana veya e, asistan arkadaşlara sorabilirsiniz bu konuda uygulamalı problem çözümleri de olacak. Evet, soru yoksa dersimizi yoklama alarak bitireceğiz. Ege dersteki dört tane önemli örneği kesinlikle çıktı alıp inceleyin ve çözümleri kapatıp mutlaka bir kere çözün arkadaşlar. Sınavda sorun yaşamayız. Bir kere mutlaka çözmeniz gerekiyor. Tablo kullan, e, hesap makinesi kullan, eşitlikleri kullan ve mutlaka çöz. E, başarı bu şekilde gelecek.